Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle yaşadığımız gerginlik hepinizin malumu. Günlerdir de bunu konuşuyoruz zaten. Biz orada kendi sularımızda enerji arıyoruz ve başta Yunanistan olmak üzere diğer ülkeleri de yanına alarak işte Güney Rum yönetimini, Fransa'yı ve başka ülkeleri de bize karşı çıkmaya çalışıyorlar ve bizim haklarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz de sürekli diyoruz ki bu bizim hakkımız ve bu hakkımızda kararlılıkla devam edeceğiz. Ne oldu da acaba tam bu arada Amerika 33 yıldır Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı? Allah Allah. Bu karara hem Ankara'dan hem de Lefkoşa'dan sert tepki geldi. Türkiye-Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Washington, Ankara'nın tepkisini çeken bir hamle yaptı. ABD, Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırdı. Tartışmalı karar 2020 savunma bütçesi yasası kapsamında alındı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Matthew Palmer, kararın ateşli silah sistemlerini kapsamadığını belirtti. Sadece savunma amaçlı sistemlerin satışının mümkün olduğunu söyledi. Palmer, Rum yönetiminden Rus donanmasına limanlarını kapatması ve Rus sermayesiyle mücadelede işbirliği beklediklerini kaydetti. Bu beklentilerin Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Rum lider Nikos Anastasiadis'e iletildiğinin de altını çizdi. Pompeo da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rum kesimini Doğu Akdeniz'deki kilit ortakları olarak nitelendirdi. Tüm bu gelişmelere önce Ankara'dan sonra da Lefkoşa'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında karar adadaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır denildi. Adımın Kıbrıs meselesinin çözümünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca karar Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrar ortamını zehirliyor, müttefiklik ruhuyla da bağdaşmıyor ifadesi yer aldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise kararı hayal kırıklığı olarak tanımladı. Rum kesimine sırtının sıvazlanması maalesef haklarımızın gaspına dönük tutumunda ısrarcı olmasına yardımcı olacaktır dedi.